Size bir sorum var. Şu anda rüya mı görüyorsunuz yoksa gerçek dünyada mısınız? Sanal bir evrende mi geziniyorsunuz yoksa gerçekten o odanın içinde misiniz? Hemen cevap vermeden önce bir düşünün derim. Düşünün çünkü beynimizin gerçekle sanalı ayıran bölgesi yanıltılmaya, aldatılmaya gayet uygun. Aslında siz zaten bunu hayatınızda bazen deneyimliyorsunuz. Eminim bazen harika bir rüyadan ya da korkunç bir kabustan uyanıyorsunuz ama uyanıp uyanmadığınıza emin olamıyorsunuz. Etrafınızda gerçeklikle ilgili referans noktaları alıyorsunuz. Yatağınızdaki bir şeylere değiyorsunuz, telefonunuza elinizi uzatıyorsunuz. Sonunda bütün bunlardan ikna olmazsanız kendinize çimdik bile atabiliyorsunuz. Çünkü beynimizin sanalla gerçeği ayıran bölgesi aldatılmaya epey uygun, zayıf bir bölge. Mesela şu anda izlemekte olduğunuz deneyde küçük bir manipülasyonla insanlara yeni bir el eklenmiş, lastik bir el. Gerçek ellerini görmüyorlar, o lastik eli o manipülasyondan sonra kendi elleri sanmaya başlıyorlar. Ve o sahte eli bir toplu iğne batırdığınızda veya bir İngiliz anahtarıyla vurduğunuzda beyinlerinde gerçekten acı duyuyorlar, ötleri kopuyor. Çünkü beyinleri artık gerçekle sanalı ayırt edemiyor, o ufacık manipülasyonla bile başa çıkamıyor. Metaverse'ün üzerine dayandığı sanal gerçeklik gözlükleriyle bu küçük aldatmacının çok ötesine geçmek ve beynin sanalla gerçeğe ayıran bölgesini tamamen aldatmak, derinden kandırmak mümkün. Mesela şu anda izlemekte olduğunuz videoda siz dışarıdan baktığınızda birkaç santim yükseklikteki bir kalasın üzerinde güvenle yürüyen ve dengesini bulmaya çalışan insanlar görüyorsunuz. Oysa onların gözünden yaşanan deneyim bambaşka. Onlar kendilerini yerden yüzlerce metre yüksekliğin üzerinde bir incecik tahtanın üzerinde yürüyormuş gibi görüyorlar. Ve bundan dolayı korkuyorlar. Ötleri kopuyor, dehşet içindeler. Ve inanın bana bu duygular son derece gerçek. Bu duyguların gerçek olduğunu benzer şeyde deneyimlemiş bir insan olarak da söyleyebiliyorum. Bilimsel araştırmalar, brain scanner yani beyin scanner de aynı şeyi söylüyor. Sanal gerçeklik gözlüklerinin beynimiz üzerindeki bu şaşırtıcı etkisi Metaverse'ün pek çok şeyi değiştireceğini ortaya koyuyor. Eğitim değişecek, rehabilitasyon değişecek, sağlık uygulamaları değişecek, insanlar zor görevleri burada deneyimleyecekler, ürün tasarımı farklı hale gelecek. O kadar çok yeni kullanım alanı ön açılıyor ki. Ben de bu değişimi bizzat deneyimliyorum. Mesela ben meditasyon yapmayı hep çok istedim ama bir türlü başaramadım, bir türlü konsantre olamadım. Hep aklıma düşünceler geldi. Gözlerimi kapatsam da nefese kendimi veremedim vesaire. Sonra sanal gerçeklik gözlüklerimle Trip diye bir aplikasyona girmeye başladım. Bunu her sabah yapıyorum. Trip beni bambaşka bir dünyaya götürüyor. Müthiş sesler, görüntüler, muazzam bir atmosfere giriyorsunuz. Bir de çok hoş sesli bir insan var. O da bana rehberlik ediyor. Ve inanın bana hayatımda ilk kez etkin bir meditasyon yapıyorum. Çünkü o benim beynimi bambaşka bir evrene götürüyor. Gerçek dünyanın gürültüsünden koparıyor. Beni düşüncelerime uzaklaştırıyor ve o sanal evrenin içerisinde kendimle bambaşka bir şekilde buluşmamı sağlıyor. Üstelik bu sadece gözlüklerle olan bölüm. Oysa teknoloji rahat durmuyor. Teknoloji Metaverse'ü hissetmemiz, Metaverse'ün bütün duyularımıza seslenmesi konusunda önümüze yepyeni araç gereçler çıkartıyor. Biraz sonra sizi 7 enteresan örneğiyle tanıştıracağım bu tip cihazlara heptikler deniyor, yani duyusallar. Bunlar Metaverse'ü 5 duyuyla hissetmemizi, Metaverse'ün 5 duyumuzu birden harekete geçirmesini sağlıyorlar. Ve bunun sonucunda artık sanalla gerçek arasında hiçbir fark kalmıyor. Hatta pek çok durumda sanaldaki deneyimi tercih etmeniz mümkün hale geliyor. Şimdi hazırsanız gelin bu 7 farklı cihaza bakalım ve etkilerini görelim. Hakikaten aklınız yerinden gidecek ve ben gerçekte miyim, sanalda mıyım diye kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Belki de Elon Musk'ın dediği gibi biz sanal dünyada yaşayan varlıklarız. Aklımızı karıştıran 7 Metaverse cihazına girmeden önce size bir duyurum var. 12 Haziran'da yani bu hafta sonu bir eğitimimiz var. Eğitimin ismi yeni başlayanlar için Metaverse. Biraz da anlatacaklarımı dinleyince göreceksiniz. Metaverse gerçekten hayatımızı çok kökten değiştirecek bir teknoloji katılım. Onu iyi anlamamız gerekiyor. Onu anlarken hem teknolojisini kavramak hem de hayatlarımız, işlerimiz ve geleceğimiz üzerindeki etkilerini biraz görmek gerekiyor. Ben de işte bu eğitimde bunun üzerine duracağım. Metaverse neleri nasıl değiştirecek? Buna nasıl hazırlanmamız lazım? Bir ebeveyn olarak, bir girişimci olarak, bir yönetici olarak, bir eğitimci olarak nasıl bakarsanız bakın, buna nasıl hazırlanmalısınız? Böylece bu muazzam yeni fırsat denizinde nasıl iyi yüzebilirsiniz? Veyahut da en azından boğulmazsınız, işte bütün bunları konuşacağız. Pazar akşamı toplanıyoruz. 3 saatlik bir eğitim. Mutlaka beklerim. Linkini aşağıya bırakıyorum. Bütün bilgiler orada.
1 numaralı Metaverse cihazımızın adı 360 derece koşu bandı. Metaverse'ün en büyük sıkıntılarından bir tanesi motion sickness dediğimiz, yani hareket hastalığı dediğimiz konu. Çünkü gözünüze gözlük var, kendinizi hareket ediyor sanıyorsunuz ama aslında durduğunuz yerde duruyorsunuz ve bu bir süre sonra başınızın dönmesine, midenizin bunalmasına neden oluyor. Ayrıca eğer odanın içerisinde gerçekten hareket etmeye kalkarsanız da sağa sola vuruyorsunuz. İşte Catwalk isimli 360 derece hareket edebilen bu koşu bandı bu sorunu çözmeye aday. Temelde altı kayan ayakkabılar fikrine dayalı bu teknoloji Metaverse'de 360 derece hareket etmenizi, her yöne doğru koşmanızı sağlıyor. Ama sadece koşmuyorsunuz da. Eğilebiliyorsunuz, diz çökebiliyorsunuz, öne ya da arkaya yaslayabiliyorsunuz, zıplayabiliyorsunuz. Bütün bunları yapabiliyorsunuz ve bütün bu hareketlerinizi aynı zamanda algılıyor ve Metaverse evrenine 3 boyut olarak da taşıyor. Maalesef alet Türkiye'de yok. Olsa da fiyatı bayağı yüksek olurdu herhalde. Amerika Birleşik Devletleri'ne 1000 dolar civarında satılıyor ve duyduğuma göre bayağı da iyi satılıyor. 2 numaralı akıl karıştıran Metaverse cihazımızın ismi haptik yelek, yani duygusal yelek. Headlight tarafından geliştirilen bu yeleğin üzerine 16 tane sensör var. Bu sayede o sanal dünyayı sanki gerçek bir dünyaymış gibi algılayabiliyoruz. Mesela darbe yediğinizde ya da vurulduğunuzda o acıyı gerçekten hissediyorsunuz. Bu yelek de yine hareketlerinizi algılayan algılayıcılara sahip. Bu sayede bütün hareketlerinizi Metaverse'e taşıyor, deneyimi daha da gerçekçi hale getiriyor. Ama belki bu yelek sizi kesmeyebilir, değil mi? Çünkü bunda bacaklarınız çalışmıyor, ayaklarınız çalışmıyor, elleriniz çalışmıyor. Bunda çözüm var. Haptik kıyafet. Haptik kıyafet bütün vücudunuzu kaplıyor. Tesla Switch tarafından geliştirilen, bu Tesla markasının Elon Musk'la alakası yok. O yeterince yoğun, bir de bu işlere bulaşmasın lütfen. Tesla Switch tarafından geliştirilen bu kıyafet hakikaten inanılmaz özelliklere sahip. Tesla Switch'te sadece gelen darbeleri hissetmiyorsunuz, soğukluğu ve sıcaklığı da hissedebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde biyomedikal algılayıcılar var. Bunlar da vücudunuzdan veri topluyorlar. Bu sayede bu kıyafetler sadece oyunlar için değil, mesela itfaiyeci eğitimi gibi karmaşık işler içinde kullanılabiliyor. Ayrıca her türlü savunma sanatı, her türlü yoğun fiziksel aktivite gereken spor eğitimine de kullanım alanı buluyorlar. Ben Tesla Switch'lere bayıldım. Ne yazık ki bunlar da Türkiye'de satışta değiller şu anda. Peki gelelim eğitime ismini veren soruya. Sanal dünya nasıl kokuyor? Sanal dünyanın bir kokusu da olabilir. Bu gördüğünüz maske sanal dünyayı koklamanızı sağlıyor. Maskede ikişer tane mikro soğutucu ve mikro ısıtıcı var. Bu sayede ortamın soğukluğunu ve sıcaklığını hissediyorsunuz. Karlı bir ortamda uyuyorsunuz, güneşli bir ortamda, bütün bu duyguyu size veriyor. Ama bunun dışında 7 tane koku kartuşu var. Bu koku kartuşlarını siz seçiyorsunuz oynadığınız oyuna veya içinde olduğunuz ortama göre içeriye gerekli uygun yerde o kokuyu da veriyorlar. Böylece kendinizi gül bahçelerine yürüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca içeriye su buharı da sıkabiliyor. Böylece nemle, rutubetle, yağmurla, yağmur damlacıklarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Hakikaten muazzam bir maske. Bu gözlüğünüzün bir tamamlayıcı ürün olarak kullandığınız bir ürün. 5. cihaz olarak eldivenler var. Facebook tarafından geliştirilen eldivenler var. Başka markalarda da var. Bu eldivenler hakikaten bu dünyaya dokunmamızı da sağlıyorlar ve bu yönleriyle çok önemliler. Çünkü etrafımızın gerçek olduğunu anlarken ona dokunmaya çalışırız. Dokuma derken epey çok şeyi sağlıyorlar. Mesela farklı dokuların özelliklerini algılayabiliyorsunuz. Çünkü üzerlerinde akseleratörler var. Bir direnç hissedebiliyorsunuz, ağırlık hissedebiliyorsunuz. Bütün bu duyguları size veriyorlar. Bu eldivenlerin henüz gelişim aşamasında olduklarını söylemek lazım. Yeni yeni hayatımıza giriyorlar. Facebook'ta bu konuya epey para yatırıyor. Başka markalar da var. Ama bunlar hayatımıza girdiğinde gerçekten o dünyaya değen insanlar haline geleceğiz. Sanal evrende buluşmamız bambaşka bir boyut alacak. 6 numaralı oyuncağımız zihin kontrolüyle sanal evreni yönetmeye dayalı. Evet biliyorum, oldukça uçuk geldi, oldukça bilim kurgu gibi geldi ama böyle bir cihaz var. Şu anda izlemekte olduğunuz videoda oyuncu oyunu sadece beyniyle yönetiyor. Yani orada olan bitene beyniyle hükmediyor. Bakışlarını odakladığı objeleri harekete geçirebilen oyuncunun elinde bir kontrol cihazı yok, siz de görüyorsunuz. Nextmind tarafından geliştirilen bu ürünün teknolojisini ben de tam olarak anlayamadım açıkçası. Ama işin temeli dünyayı gözlerimizle değil beynimizle gördüğümüz gerçeğine dayanıyor. Gözlerimiz sadece dünya ile beynimizin görsel korteks arasında bir aracı durumdalar. Oysa görme eylemi beyinde gerçekleşiyor. İşte cihaz bu fikre dayanmış. Nextmind cihazını kafanıza taktığınızda gördüğünüz objeler beyninizin görsel korteksindeki belli yerleri hareketlendiriyorlar. Ve bu hareketlenmeler sinyaller üretiyor. Nextmind bu sinyalleri topluyor, bir yazılım diline dönüştürüp bilgisayara aktarıyor. Böylece bilgisayar o anda neyi gördüğünüzü, neye odaklandığınızı anlıyor. Daha önceden yazılmış komutlarla o objeyi
harekete geçiriyor. Akıl almaz değil mi? Muazzam gerçekten. Metaverse'e ilişkimizi tamamen değiştiren 7. cihazın ismi ise Dream Glass Lead. Bu bir artırılmış gerçeklik gözlüğü. Sanal gerçeklik gözlükleri gibi kafanıza takıp bütün dünyanın kopmanıza gerek yok. Bu normal bir gözlüğe daha fazla benziyor fakat etrafınızdaki gerçekliği artırıyor. Bu sayede adeta yeni bir monitör haline geliyor. İş hayatında bir sürü uygulamaları var. Mimari alanda, ürün tasarımında, eğitimde ve yakın zamanda piyasaya çıkacak çok sayıda artırılmış gerçeklik gözlüğüne de iyi bir örnek oluşturuyor. Bu videoda gösterdiğim teknolojilerin bir kısmı şu anda zaten kullanımda, satılıyor. Bir kısmı henüz geliştirme aşamasında, prototiplerini gördük. Ama bu alana akan kaynağın büyüklüğünü Apple gibi, Microsoft gibi, Google gibi, Meta gibi ve Nvidia gibi dev firmaların bu alana adeta para yağdırdığını, kaynak yağdırdığını düşünecek olursak bu ürünlerin çok hızlı gelişeceğine emin olabilirsiniz. Evet, sizce de büyüleyici değil mi? Ben Metaverse'e gerçekten çok heyecanlanıyorum. O yüzden lütfen 12 Haziran'daki eğitime gelin. Orada da bütün bunların üzerine duracağız ve çok daha derinlere gireceğiz. Eminim zihninizi epey değiştirecek. Linki aşağıda. Haddini Aş kulübü üyelerine %50 indirim var bu arada. Önce kulübe üye olup sonra eğitim alırsanız bu da akılcı olabilir. Böylece üyeliğin bütün fırsatlarından da yararlanmış olursunuz. Çünkü bazı eğitimler var. İçeride gömülü rehberler var. Canlı toplantılar var. Altın üyelik alırsanız 1 ay. Platin veya elmas alırsanız 1 yıl boyunca onlardan da yararlanır. Ve bütün eğitimlere %50 indirime gelebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eğer bu video hoşunuza gitmişse her zamanki gibi bir like süper olur. Bir de aşağıda bir çan işareti var. Onu da bir tıklayın ki bir daha hiçbir içeriği kaçırmayın. Ayrıca yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.